Difüzyonu anlattığımız ilk videoda kabımızın içinde yalnızca bir çeşit molekül vardı. Burada sadece mor ile çizilmiş olan moleküller vardı. Birinci durumda kabın sol tarafındaki molekül derişimi sağ tarafa kıyasla daha yüksekti. Yani mor moleküllerin değişim gradyanına baktığımızda sol tarafta yüksek, sağ tarafta düşük derişim vardı. Ve bu mor moleküller rastgele sağa sola hareket ediyorlardı. Sol taraftaki derişim daha yüksek olduğu için de Mor moleküllerin soldan sağa doğru hareket etme olasılıkları sağdan sola doğru hareket etme olasılıklarından daha yüksekti. Bunun yanı sıra sağdan sola hareket eden moleküller de vardı. Ancak soldan sağa hareket eden daha fazla molekül vardı. Bu yüzden de soldan sağa hareket etme olasılığı daha yüksekti. Belli bir süre geçtikten sonra bu moleküller kaba eşit miktarda dağıldı. Yani her yerde eşit miktarda olabilmek için değişim gradyanı doğrultusunda hareket ettiler. Buradaki şekilde ise geçen videodakinden farklı olarak sağ tarafa bu sarı renkteki molekülleri ekledim. Bu sarı moleküllerin değişim gradyanının tam ters yönde ilerlediğini görüyorsunuz. Yani sarı moleküllerin sol taraftaki derişimi çok düşük. Hatta sol tarafta hiç sarı molekül yok. Sağ taraftaki derişimi ise oldukça yüksek. Dolayısıyla derişim gradyanı sağdan sola doğru ilerliyor. Aslında bu videonun bütün amacı her bir molekül çeşidinin engellenmediği sürece ve diğer tip moleküllerin ne yöne hareket ettiği ile ilgilenmeden kendi derişim gradyanı doğrultusunda hareket edeceğini göstermek. Buradan da anlayacağınız gibi sarı moleküller yüksek derişimden düşük derişime doğru hareket edecek. Yani sağ sol doğrultusunda difüzyona uğrayacaklar. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu olağan dışı bir durum değil. Yani buradaki molekülün tutup da burada 7 tane arkadaşım daha var. Burası çok kalabalıklaştı. Hem ben klostrofobiyim. Ay olmaz bu yüzden bırakın sol tarafa geçeyim diyeceği yok. Bu moleküller sadece rastgele sağa sola çarpıyor. Buradaki ilk durumda sarı moleküllerin soldan sağa doğru hareket etmek gibi bir şansı yok. Çünkü sol tarafta hiç sarı molekül yok. Ancak bu sarı moleküllerin belli bir zaman içinde sağdan sola hareket etme olasılıkları yüksek dengeli bir duruma ulaşana kadar. Yani bütün moleküllerin derişimi kabın herhangi bir kısmında eşit olana kadar hareket etmeye devam edecekler. Denge durumuna ulaştıktan sonra da bu moleküllerin sağdan sola ve soldan sağa doğru hareket etme olasılığı eşit olacak. Bu durum bütün bu moleküller için geçerli bir durum. Moleküllerin derişim gradyanı doğrultusunda hareket ettiğini biyoloji ya da kimya derslerinde duymuşsunuzdur. Bu derişim gradyanı moleküle özgüdür. Burada gördüğümüz gibi mor moleküllerle sarı moleküllerin derişim gradyanları birbiri ile ters yönde ilerliyor. Fakat az önce de söylediğim gibi bunda olağanüstü bir durum yok. Farklı yönlere doğru ilerleyen ve sağa sola çarpan moleküller hayal etmek yeterli. Bu şekilde rastgele bir hareketin sonucunda moleküller doğal olarak derişim gradyanları doğrultusunda hareket etmiş oluyor. Yani doğal olarak yüksek derişimden düşük derişime doğru hareket etme olasılığı düşük derişimden yüksek derişime doğru hareket etme olasılığından yüksek oluyor.